Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Umarım şu anda sesim duyuluyordur. Çünkü şu anda yağmur yağıyor. Tık 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 tenteye yağmur sesleri vuruyor. Dışarıda aynı zamanda yoldan arabalar geçerken tekerlek sesi geliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. İçeride de bebiş uyuduğu için dışarıda çekiyorum o yüzden bu videoyu. Çok farklı bir yerdeyim. Uzun zamandır görüşemiyoruz sizlerle. Görüşmeyeli hayatımda birçok değişiklikler oldu. Instagram'dan beni takip edenler konuya hakimler tabii ki ama buradan da duyurmak istedim, video çekmek istedim. Çünkü biliyorum ki kendi işini kurmak isteyenler çok fazla ve ne açsak acaba diye düşünenler, kar oranı, zarar oranı bunları düşünenler çok fazla. O yüzden benden böyle bir videoda talep edildi, çekmem istendi. Ben de o yüzden bugün sizlere dükkan açmak adı altında bir video çekiyorum. Biz şarküteri ve aynı zamanda kafe açmaya karar verdik. İki tane kodumuz var. Hem şarküteri faaliyetimiz var hem de kafe faaliyetimiz var. İkisi de ayrı ayrı oluyor. Resmi olarak yani. Şöyle nasıl karar verdik? İlk önce ondan başlayayım biraz. Çok ani karar verdik aslında. Zaten böyle şeyler böyle birden karar verince oluyor. Düşününce sürekli sıkıntılar çıkıyor. İşte dükkan beğenilmiyor, o oluyor, bu oluyor. Bir sürü şey çıkıyor. O yüzden biz bir gecede karar verdik diyebilirim. Biz karar verdik. Ertesi günü ben zaten şu andaki bulunduğum dükkan eve çok yakın. Yürüme mesafesinde 5 dakika falan. Biz dükkan tutmaya, pardon, bir yer açmaya karar verdik. Ne açacağımıza karar verdik. Zaten ben daha önceden şarküteri açma maliyeti falan diye araştırmıştım. Dedik ki şarküteri dükkanı açalım. Çünkü bulunduğumuz çevrede, bizim çevremizde de bu mahallede bu tarzda bir yer yok. O yüzden hem şarküteri hem kafe olsun dedik. Şimdi herkesin en çok merak ettiği maliyet konusuna geleceğim ama ilk etapta adım adım ilerlemek istiyorum. Biz ilk önce muhasebecimize dedik ki biz böyle böyle bir dükkan açacağız. O yüzden şirket kurmamız gerekiyor. İlk etapta şirket açtırıyorsunuz. Bu arada ben 27 yaşında olduğum için genç girişimciden faydalanıyorum. Sizlere de fikir olsun. Genç kadın girişimciden faydalandığımız zaman bir yıl boyunca bizim sigortamıza devlet ödüyor. Biz ödemiyoruz. Bu da yeni iş kuranlar için gerçekten çok faydalı oluyor. Çünkü en azından sigortanızı siz ödemiyorsunuz, devlet ödüyor. O yüzden de genç girişimciden faydalanmanızı öneririm. Bunun şartları da 29 yaşını doldurmamış olmak ve aynı zamanda kendine ait başka bir işletme kurmamış olmak. İlk defa kendine ait bir şirket açıyor olmak. Bunun şartları bunlar. Daha sonrasında bunların bu süreci muhasebeci ilerletiyor bu arada. Siz söylüyorsunuz böyle böyle ben genç girişimciden yararlanacağım diye. Daha sonrasında biz dükkan tuttuk. İşte içine tadilatlarımızı yaptırdık. Fayans olacak yerler, mesela fayans olacak belirli yerler var. Şarküteri olduğu için gıda ile temas edecek yerler fayans olması gerekiyor. Eğer fayans olmazsa, yani daha doğrusu kolay temizlenebilir olması gerekiyor. Bu şekilde olmazsa ruhsat alamazsınız. Yani sıkıntı çıkartırlar. O yüzden fayanslarımızı yaptırdık. İçeriye raflarımızı yaptırdık. İçeriği de göstereceğim ama şu anda Asilap uyuduğu için o yüzden girmiyorum. En son videonun sonunda göstereceğim. Sonra raflarımızı yaptırdık. Her şey bittikten sonra tabii elektriğimizi, suyumuzu açtırdık. Bu arada elektriği açtırabiliyorsunuz ama suyu açtırmak için vergi levhası istiyorlar. Onu da belirteyim. Hepsini hallettik. Yan tarafımızda da kuaför var bu arada. Oradaki Rabia selam verdi. Onunla konuştum, hemen geldim. Diğer yan tarafımızda da perdeci var. Karşımızda anaokul var mesela. Yani dükkan kiralarken bu şekilde işlek bir cadde olmasına özellikle özen gösterin. Siteler var mesela çevremizde. Bu da büyük bir etken bizim için. Neyse, konudan konuya atılamıyorum. Nerede kaldım? Maliyet diyordum. Raflarımızı yaptırdık. Her şeyimizi yaptırdıktan sonra mesela biz aynı zamanda kafede olduğumuz için kahve makinesi aldık, çay makinesi aldık. Onların hepsini size göstereceğim. Onların fiyatlarını da söyleyeceğim. Tek tek gösterirken söyleyeceğim bu arada. Biz şu içeride arkamda görmüş olduğunuz malları İstanbul'dan aldık. Bunlar nerede satılıyor? İstanbul'da Mega Center diye bir yer var. Oradan zaten oraya gittiğiniz zaman çok büyük bir yer. İnsanın başı dönüyor adeta. Nasıl desem, böyle mağaza mağaza gibi düşünün. Birçok mağaza var, birçok çeşit var, birçok marka var.
ve birçok fiyat var. Oradan gezip hangisi uygunsa oradan alabilirsiniz. Ayrı ayrı da alabilirsiniz. Şöyle yaptık biz. Tek bir mağazadan bütün ürünlerimizi topladık. Bir de bir yerden daha aldım. Bende organik ürünleri de var. Organik ürünlerimi de ayrı bir yerden aldım. Onlar için de ayrıyetten bir video çekebilirim eğer. Talep gelirse bu konuyla ilgili yardımcı olabilirim. Daha sonrasında sürekli kamyonlar geçiyor, onlara bakıyorum. Geçsinler diye bekliyorum aslında. Yani arabaların geçtiğine kadar işlek bir caddede olduğumuzu da bu arada anlayabilirsiniz. Evet, tamam. Devam edebiliriz. Dediğim gibi onlarla ilgili de bir video çekebilirim eğer talep gelirse bu konuyla ilgili. Sonrasında biz oradan aldık. Şöyle kendiniz de getirebilirsiniz eğer büyük bir arabanız varsa. Ama biz toplu bir alım yaptığımız için onlar tarafından karşılandı bizim sevkiyatımız. O şekilde oldu. Bizim büyük bir arabamız da olmadığı için zaten daha iyi oldu bizim açımızdan. Biz kendimiz gidip aldık bu arada. Ama diğer organik ürünleri görmeden internetten Excel formatında bana o karşı taraf içerikleri attılar, ürünleri attılar. Ben de onlardan seçip işte şunu 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 istiyorum dedim. Teklif fişi gönderdiler. Ondan sonrasında da işte sipariş verdim. Onlar da yine kendileri getirdiler. Biz gidip almadık onları da. O şekilde ilerledi. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Çok fazla şey var aslında ama uzun zamandan beri de video çekmeyince şu anda bir karıştırıyorum. Oradan oraya atlıyorum. Soru geldikçe aslında bununla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Soru cevap yapabiliriz. Bu videonun altına yorumlara bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi sorun, her şeyi. Ben de onunla ilgili SS alayım onları. Bir sonraki videoyu da onları cevaplayayım. Cevaplayarak gideyim. Öyle daha iyi olur. Çünkü herkesin merak ettiği şeyler farklı oluyor. Şimdi size birazdan içerisini göstereceğim. Gidelim. Balonlarımız açılış için astırmıştık. Hepsi indi şu anda neredeyse. Asiller şurada. Şu çiti falan biz yaptırdık sonradan. Dışarıdan da bu şekilde. Evet, şöyle içeriye girdim. Şu görmüş olduğunuz buzdolaplarını da İstanbul'dan aldık. Şu zeytinlikleri, şu ahşap olanları Trendyol'dan sipariş verdik. Bunların da hepsini isterseniz nereden aldığımızın linkini veririm. Şunları, bu reçellikler, bunlar da tahin, bal ve pekmez. Bunları da İstanbul'dan sipariş verdik. İstoç'taydı bunların da yeri. Şu yumurta sepetini yine Trendyol'dan sipariş verdik. Şurada göstereyim. Kuru biberler Edirne'den gelirken getirdim onları. Şöyle şu tarafa döneyim. Mesela bu kahve makinalarını yeni aldık. İkisini de yine Trendyol'dan aldık. Şöyle elektrikli bir ocak aldık. Bunu da yine Trendyol'dan aldık. Şurada gelin evinin bana hediye etmiş olduğu bir pick-up var. Onu kullanıyoruz müzik için. Şöyle kasa noktası da bu şekilde. Yine dediğim gibi daha detaylı ayrıntılı her şeyi anlatarak daha sonra çekebilirim. Bunlar açılışta gelen çiçeklerim. Evet, dükkanın içini şöyle bir gezdirdim. Ama daha ayrıntılı video çekmem istiyorsanız dediğim gibi bu videoya sığmaz zaten. Çok fazla uzun olur. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu videonun altına sorularınızı yazarsanız bir sonraki videoda cevaplayarak gideyim. O şekilde daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Birkaç bir şey söyledim içeride ama çok fazla ayrıntı var. Hepsini birden söyleyemem. O yüzden o şekilde yapalım. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum artık. Asil Alp'in yanına gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuş. Başka içerikler görmek istiyorsanız yine bu videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımı da beğenip abone olursanız, bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.